Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım'la karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Biliyorsunuz artık an itibariyle Anadolu'da hasat başladı. Buğday hasadı başladı. Hububatın yeni sezonu açıldı. Tabii gözler ister istemez hem rekolte hem de fiyatlarda. Ama Türkiye'deki hasat tek başına değerlendirecek bir noktada değil. Küresel manada da buğdayda arz, talep, stok ve fiyat dengesi belirleyici. Dolayısıyla işin hem iç hem dış piyasa tarafından görünümüne bugün biraz bakacağız. İthalat, ihracat dengelerini de tabii konuşacağız. Ve gıda enflasyonunun gölgesinde belki de o buğday, un, ekmek denklemini belki bir hatırlamak lazım. Toprak Mahsulü Ofisi özellikle bu sezon nasıl bir yol izleyecek, bir strateji izleyecek, beklentiler ne yönde? Bunları ele almaya çalışacağız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy bugün bizimle birlikte. Günhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar İrfan Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi harman başladı. Başındayız artık sezonun. İnşallah bereketli, güzel bir yıl olur, sezon olur. Hem üreticilerimiz hem de günün sonunda tüketicilerimiz açısından. İsterseniz çok soru var. O yüzden hızlı hızlı başlayalım. Önce bir rekolte beklentilerini konuşalım mı? Çünkü TÜİK bitkisel üretim tahminlerini açıkladı. Orada baktığımızda geçen yıla göre %10.5'lik bir artışla 19,5 milyon tonluk bir buğday rekolte beklentisi ilk tahminde dile getiriliyor. Şimdi geçen yıl ekstrem bir yıldı, hepimiz biliyoruz. Kuraklığın etkisiyle son 14 yılın en düşük rekoltesi açıklanmıştı. 17,7 milyon ton gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla geçen yıla göre evet iyi bir beklenti hakim. Genel kanı bu. Ama uzun yıllar ortalamasına ya da Türkiye'nin ortalamasına baktığımızda 20, 20,5, 21 milyon hatta baz aldığımızda yine ortalamanın altında bir rakam gibi geldi bize. Ama şimdi günden güne de tabii hasatla beraber rakamlarda bir değişiklik olabilir. Sizin sahadan aldığınız öngörüler, duyumlar ne yönde? 19,5 milyon tonu yakalayacağız mı? Yoksa TÜİK geçen yıl ikinci tahminde revize yapmıştı. Aşağı yönlü bir revizeye gitmişti. Yine öyle bir senaryo var mı masada? Evet, tabii bugün için değerlendirmeleri yapmak aynı TÜİK'in yaptığı gibi aslında. Biz de hani ön tahminlerde bulunuyoruz ama hani maç tabirlerindeyse maç 90 dakika, maç tamamlanmadan, son düdük çalmadan buna kesin emin olmak hiçbirimiz için mümkün değil. TÜİK'in ilk tahmini 19,5 milyon tondu. Ulusal Hububat Konseyi'nin 20 milyonuna karşılık biraz daha muhafazakar bir tahmin ortaya koydu. Bizde malumunuz yağışlar çok etkili. Yağışların önceki sezon çok kurak geçirdik. Dünyada da genel bir kuraklık hakim. Yağışların bu seneki etkisinin hani geçen sezondan daha iyi olmasına dayanarak zaten daha iyi bir rekolte beklentimiz vardı. Bunu koruyoruz. Gübrenin uzun yıllardır bu kadar özellikle Ekim döneminde eksik kullanıldığı bir dönem görmemiştik. Bunun üretim verileri üzerindeki etkisi aslında biraz yeni tecrübe ettiğimiz bir durum. Bu konu gerçekten belirleyici olacak. Ama hani şunu söyleyebiliriz, şu anda Güneydoğu'dan, hani Adana ve Güneydoğu'dan başlıyoruz malum hasata. O bölgeler zaten yine düşük yağış alan bölgelerimizdi. O bölgelerde beklenen verime göre şu an çıkan verim beklentilerle aynı. Dolayısıyla bugün için 19,5 milyon rakamını ulaşılabilir, erişilebilir olarak görüyoruz. Tabii burada şunu eklemekte fayda var. Artık hani siz de girişte söylediniz. Hani Türkiye'nin 17,5 yerine 19,5 üretmesi sadece Türkiye için değil, dünya için dahi önemli. Çünkü dünyanın dördüncü sezondur üst üste üretiminin tüketiminden az olduğu bir sezon daha geçireceğiz. Geçireceğimiz öngörülüyor yapılan tahminlerde. Dolayısıyla üretilecek her fazla tonaj dünya için dahi kıymetli. O yüzden bu anlamdaki beklentilerimizi olumlu tutmaya devam ediyoruz. O zaman isterseniz rekolte demişken daha fiyatlara geçmeden bir de küresel manada bir fotoğraf çekelim. Çünkü geçen hafta Türkiye'nin dönem başkanlığını yürütüyorsunuz şu an. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Bölge Başkanlığı olarak da İstanbul'da bir zirveye ev sahipliği yaptınız. Birincisi gerçekleştirildi ve o toplantıda da Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya kadar küresel manada oyuncuların olduğu ülkelerin analistleri, sektör paydaşları, uzmanları sunumlar yaptılar.
Hem oradan yola çıkarak orada öne çıkan tespitler, analizleri biraz paylaşmanızı rica edeceğim. Hem de küresel manada, çünkü altını belki çizmek lazım, stok devri çok konuşuluyor. Son 6 yılın en düşük stoğuyla belki sezona giriyoruz, 7. yıla doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani bir taraftaki nüfus artışı, talepteki yine artış, ama diğer tarafta ekili alanların zaten sınırı belli, verimlilik bir yere kadar. Dolayısıyla bize nasıl bir tablo sunuyor bu sezon ve önümüzdeki döneme dair? Evet, belirttiğiniz gibi İrfan Bey, gerçekleştirdiğimiz zirvede çok kıymetli katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdiler. Panellerde fikirlerini paylaştılar ki hani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bugünkü dünya politiğini de siyasetini de belirleyen şu anki bu gerilimin iki ülkesi diyelim. Ve ikisi de tarımda önemli ihracatçılar. Rusya'nın birinci olduğu buğday ihracatında Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada geliyor. Amerika'nın birinci olduğu işte mısır ihracatında Ukrayna dördüncü sırada geliyor. Bölgenin dinamiklerinin birbiriyle iç içe geçtiği bir iki tane coğrafya bunlar. Burada tabii şunu kongrede de çok net ortaya çıktı ki evet, dünya maalesef ki bir kırmızı sinyal, kırmızı alarm veriyor. Kesinlikle ekim alanlarının, yani üretimin arttırılması lazım. Bunun için ya verim arttıracağız ya ekim alanı arttıracağız. Verimle ilgili artış, bir bunun trendi var ama son 5 yıldır verimle ilgili artış trendinde bir yavaşlama görülüyor. Tabii burada iklimin etkisi oldu, kuraklığın etkisi oldu. Ama içinde bulunduğumuz dünyada kuraklığı geçici, bu sezona özgü diye tanımlamak maalesef eski ezberlerimiz. Yani bundan sonraki sezonların hangisinde ne kadar sık kuraklık olacağını öngörmek çok zor. İklim, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artık kuraklık hayatımızın, yani tarımsal üretim dünyasının, tarımsal üretim hayatının bir parçası oldu. Dolayısıyla şunu deme şansımız kalmadı. Ya bu sene kurak geçti, seneye geçmez. Zaten verimimiz toparlar deme şansımız kalmadı. Dolayısıyla verim bacağında böyle bir sıkışıklık olduğundan, kuraklık kaynaklı verimi artırmak zorlandığından mutlaka ve mutlaka alanları büyütmemiz lazım. Önemli bir paylaşılan bir veri şuydu. Şu anda dünya üzerinde harcıyoruz. Çünkü Çin zaten Eren, kendi dev nüfusuyla... Günhan Bey, bir araya girebilir miyim? Şeyde donma oldu yayında. Tam önemli paylaşılan bilgi şuydu dediniz, ses gitti. Baştan alabilir miyiz orayı? Neydi o bilgi? Tabii. Önemli paylaşılan bilgi şuydu. Çin hariç dünya üzerinde tahıl ekilen alanlarda şu anda biz 450 milyon hektardayız. Tüm dünyadaki mısır, buğday, üstüne üstlük soya, yani yağlı tohum da dahil bunun içerisinde. Son 10 yıldır da 2010'dan bu yana da bu alanlarda bir büyüme sağlanmadı. Daha önceki büyüme dalgası 2000 ile 2008-2010 arasında gerçekleşmiş ki bu büyüme dalgasında da yaklaşık dünya 100 milyon hektar, 80 milyondan başlıyor, 100 milyon hektarlık bir alan eklemiş bu üretimlere. Yani bu grafiği tersinden okursak dünyada kişi başına düşen tahıl ekilen alan 1 hektardan 0.7 hektara daralmış. Çünkü bu arada dünya nüfusu son 20 yıllık periyotta %25'ten fazla büyümüş. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu, artık dünyanın nasıl o 2000-2010 döneminde olduğu gibi, daha önce 70'lerde yaşanmış o petrol krizlerinin döneminde yine 75 ile 80 arasında yine 50 milyon hektar dünya ekili alanlarına eklemiş. Önümüzdeki 5 yıllık periyotta mutlaka dünyanın 50 milyon hektarlık bir alanı, tarım alanını eklemesi lazım. Yoksa bu üretimle, yani sadece tüketimi sınırlandırarak, yani tüketimi sınırlandırmanın yolu maalesef fiyattan geçiyor. O da yüksek fiyatlarda işte gıda enflasyonu, eminim birazdan değineceğiz, gıda enflasyonu sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla bizim dengeyi tüketimi kısarak, fiyatı arttırarak değil, üretimi arttırıp fiyatın daha alt noktalarda, kesiştiği noktalarda buluşmasını sağlamak olmalı. Aslında kongrenin, evet, kısa vadede tabii ki ticaret dengeleri, bir ülkelerin birbiriyle yaptığı anlaşmalar, kısıtlamalar, Hindistan'ın yasağı, Rusya'nın ihracat vergisi, bunlar bugünü ve bugün ilgilendiriyor. Ama yarın için konuştuğumuz, yani
orta vadede konuştuğumuz önümüzdeki 5 yıl için bu 50 milyon hektarlık alanın dünya tarımına, dünya tahıl tarımına kazandırılması lazım ki Türkiye'nin de bu noktada yaklaşık 2 milyon hektarlık ekilebilecek arazisi var. Bunun kazandırılması da aynı dünyadaki bu tabloya önemli bir katkı sağlayacak. Şimdi son 8 dakika, dolayısıyla iyi kullanmak adına böyle hızlı hızlı ilerleyelim istiyorum. Fiyatlar açılmışken konu oradan devam edelim. Gözler fiyatlarda. Şimdi borsa fiyatlarına bakıyoruz. Konya, Polatlı, ekmeklik buğday için konuşuyorum. 6500 ortalama ton fiyatı şu anda geziniyor ama bir Urfa'ya, Mardin'e gittiğimiz zaman, Antep'e gittiğimiz zaman fiyat 7000 ve üzerini de görüyor. Nedir şu anki fiyatlamalar sizin nezdinizde ve tabii ki gözler Toprak Mahsulü Ofisi'nde alım fiyatı açıklayacak mı diye. Benim şahsi görüşüm biraz bekle ve gör politikası izliyor TMO ofis. Ama siz ne dersiniz? Açıklayacak mı? Fiyatlar nereye gidiyor? Oluşan fiyatlar tabii beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor şu anda. Biraz da buna turfanda yorumu yapabiliriz. Güneydoğu ve Adana Çukurova bölgesi ilk çıkan bölgemiz ve Güneydoğu'nun yağış ortalamasına baktığımızda yine geçtiğimiz yağış Nisan sonuna kadar gerçekleşen yağışın %33 eksik olduğunu görüyoruz. Yani şu anda hasadın başladığı yer üretimde kayıp beklenen bölgemiz. Dolayısıyla bu bölgedeki fiyat beklentilerin üzerinde veya şöyle söyleyelim çiftçilerimizin beklentisini karşılayacak derecede oldu. Sanayicilerimizin beklentisi sizin açıkladığınız gibi Konya Polatlı bölgesindeki gibi 6500 TL'lik fiyatlardı. Dolayısıyla harmanın ilerlemesiyle beraber bu fiyatların bir oturma yapabileceğini öngörüyoruz. Ama TMO'nun alacağı pozisyon yine belirleyici olacaktır. Ama şu anda çiftçinin çiftçiyi tatmin edecek, çiftçinin gelirini yeterli seviyede tutacak bir fiyat olduğuna biz inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyatın daha dengeli devam edeceğini tahmin ediyoruz. TMO alım, müdahale alım fiyatı açıklar mı? Bekliyor musunuz? TMO'nun müdahale alım fiyatı, yani şu anda açıklanacak fiyatın piyasa fiyatlarıyla eşdeğerlik göstermezse zaten bir etkisi olmayacağından şu anda açıklayacağını düşünmüyorum. En az Haziran sonuna, Temmuz başına kadar geleceğimizi düşünüyorum. Fiyatlar açıklanmaksızın. Yani piyasanın kendi kendine dengelerini bulmasına zannediyorum. Evet, bağlantıda bir donma oldu Günhan Bey'le. Günhan Bey, duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum şu an. Tamam. Sizi. Yani orada ses kesildi ama TMO'nun biraz dengelenmeyi bekleyeceğini sanki söylediğiniz gibi özetlersek. Evet. Tabii bu da biraz yine geçen yıl fiyatlar, TMO'nun açıkladığı fiyat piyasanın altında kalınca, sonraki haftalar için söylüyorum, aylar için konuşuyorum, stoklarını iç piyasadan tedarik edememişti. Şimdi fiyat açıklamaması yine stoklarını ithalatla tedarik etmesi anlamına gelir mi, taşır mı? Nasıl bir denge olur orada? Evet, belirttiğiniz gibi yani fiyat açıklamamak bir taraftan da ürün temin etmemek, satın almamak anlamına geliyor. Bu da bir regülasyon kurumu için stoklarını içeriden temin edemiyorsa ithalat yoluyla temin etme zorunluluğu ortaya koyuyor. Hani bu konuşulan bir konu. TMO veya devletin birçok müdahale kurumu sezon başlarında bir fiyat açıklayıp sezon boyunca bunu uyguluyordu. Ama içinden geçtiğimiz dünya ki biraz önce dengelerden bahsettik. Fiyatlardan konuşmadık. Dünyada fiyatların 500 savaş sonrasında 500 dolarlara dayandığı, oradan tekrar 400'lere geri çekildiği, bugün Türkiye teslimi Rus buğdayı fiyatının 450 dolarlar seviyesinde olduğu bir dünyadayız. Düşünün hani bütün bu hareketler 3 ay içerisinde gerçekleşti. Dolayısıyla şuraya getireceğim. Hani TMO'nun yapacağı fiyat açıklaması veya uygulayacağı politikada buna uygun bir revizyon olabilir. Yani daha dinamik bir politika uygulanırsa TMO mutlaka yurt içinden de tedarikte bulunacaktır. Ki bulunmasının faydalı olacağını biz sanayiciler olarak düşünüyoruz. Çünkü Türkiye 81 ilinde üretim yapılan bir coğrafya. Bunun 60 küsur ilinde de üretim yapılıyor. Yani sanayiciler bu ürünü kullanıyor. Dolayısıyla TMO'nun elinde yerli buğday stoğu olması da hem çiftçi açısından hem sanayici açısından faydalı olacaktır.
Ki zaten ithalatın da çok ucuz olduğu bir dönemden geçmiyoruz. Dediğiniz gibi geçen sene bu zaman Haziran sonlarında 250 dolarlar konuşulurken ton başına buğday fiyatında bugün 450 dolarlar telaffuz ediliyor. Bir de buna geçen yıldan bu yana 8,5 seviyesinden 16,5'a yaklaşan bir kuru eklediğiniz zaman çok daha farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Hele bir de içeride biz üretimin sürekliliğine, devamlılığını, çiftçinin üretim motivasyonunu konuşuyorsak iç piyasadan tedarik tabii ki bence de öncelik olmalı. Şimdi Toprak Mahsulü Ofisi'nin regülasyonu vardı. Hem yem sanayine hem un sanayine özellikle işte hem 6.000 liraları da aşan rakamları gördük ithalatta. O ürünler geldi. Belirli bir fiyattan 3.650 idi yanlış hatırlamıyorsam son fiyat ton başına. Sizlere, un sanayicilerine sağlanıyordu. Bunun da karşılığında fırıncılara çuvalı en son 260 lira mıydı? Un doğru, sağlamak evet. adına. Şimdi geçtiğimiz evet. Mart ayında da Toprak Mahsulü Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'la konuşurken hasada kadar bu uygulamamız devam edecek dedi ki ediyordu. Ediyor mu hala, bitti mi, nedir oradaki durum? Evet, Toprak Mahsulü Ofisi bu uygulamayı Kasım ayından itibaren sürdürdü ve yurt dışındaki hani biraz Türkiye'nin şanslı olduğumuz nokta burası. Biz yurt dışında yaşanan o yüksek volatiliteyi Toprak Mahsulü Ofisi'nin bu müdahalesi sayesinde yaşamadık. Biz daha dar bir patikada ama yine tabii ki artan fiyatlarla, hani dünyada fiyatlar az önce hesabını yaptınız. O hesabın sonu 2.250'nin 7.000 liraya gitmesini, yani 3 katına çıkmasını zaten topladığınızda, birbiriyle çarptığınızda 3 katına çıkmasına sebebiyet veriyor. TMO'nun bu regülasyonu sayesinde Türkiye'de kademe kademe ve yavaş bir yükseliş oldu ve Kasım'dan Mayıs ayına kadar TMO bu regülasyonu sürdürdü. Toprak Mahsulü Ofisi'nden tahsis edilen buğday karşılığında verilen taahhütler bugün itibariyle son buluyor. Yani 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL'den satma taahhüdü son buluyor. Tabii sezona girdiğimiz için Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hem Toprak Mahsulü Ofisi'nin yaptığı açıklamalar ve bütün piyasa oyuncularının da doğal olarak beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacak. Çünkü sezonda esas olan sanayicimizin, tüccarımızın, TMO'nun çiftçimizden ürünü satın alması, onların ürünün bedellerini ödemesi. O yüzden yaz boyunca bu uygulama olmayacak. Peki un sanayicilerinin fırıncılara uyguladığı 260 liralık çuval, un çuval fiyatı artık son buldu dediniz. Şimdi serbest piyasa koşullarına bugünkü fiyatlarla o zaman yarına itibaren ortalama olarak soruyorum. Unun çuval fiyatı ne oluyor? Ya tabii burada bir her işletmenin kendine göre maliyeti vardır ama şunu orantılayabiliriz. Yani 3.600'lük fiyatta 260 liraya denk gelen un fiyatı bugün buğdayın seviyesi işte 7.000 lira olursa çok daha yukarıda, 6.000 lira olursa başka bir seviyede ama hani kabaca 6.000 bölü 3.600 çarpı 260 yaptığınızda 400 TL gibi bir fiyata ulaşıyorsunuz. Yani serbest piyasadaki bugünkü buğday fiyatlarını öngördüğünüzde böyle bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii mutlaka hani burada biz sanayici kesimini temsil ediyoruz, hububatçıları temsil ediyoruz. Hani devletin bununla ilgili bir düzenlemesi, reaksiyonu olursa buna zaten hepimiz uyacağız, uymak durumunda kalacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Süremizin sonuna geldik ama bugün itibariyle çuvalı 260 lira olan unun artık fırıncılara yarına itibaren ortalama olarak söylüyoruz tabii Günhan Bey'in verdiği bilgilerden yola çıkarak 400 lira olması demek de aslında önümüzdeki günlerde tekrar bizim buğday, un, ekmek fiyatları denklemini konuşacağımız anlamına geliyor. Her ne kadar ekmek maliyetinde buğdayın oranı, unun daha doğrusu payının %30-33 civarında olduğunu bilsek de diğer maliyetleri göz önüne alınca demek ki ekmek fiyatları önümüzdeki dönemde tekrar artışa geçebilir. Bunu söylemek için herhalde çok şey bilmeye gerek yok. Zaten veriler ve rakamlar bunu bize anlatıyor. Bugün Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile birlikte hasadı başlayan buğdaydan yola çıkarak un ve ekmeği süremize el verince konuşmaya çalıştık. Daha da konuşacağız gibi gözüküyor. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.